Bilin bakalım nereye gidiyoruz. Evet doğru. Viyana'ya. Come on, shake your body. Hey hey. Çok utandım. Ne yaptım biliyor musunuz? Taksi çağırırken şarkı söylüyordum. Allah'tan adam açmadan şapabildim. Neyse. Evde, ay pardon, Viyana'da görüşürüz arkadaşlar. Ben de yaz istiyordum ama izin vermedi. Boşver, rakip benzeriz. Boşver. Tamam arkadaşlar, sürpriz geliyor. Ben dedikodu yapıyormuşum, şey diyormuşum. Birisi gelmiş benim tırnağımın aynısını yaptırmış. Diana diyor ki, beni diyor hiç heyecanlandırmadı. Keşke diyor tek bir şey farklı yaptırsaydı. Dışarı çıkınca bile yoruluyorum cidden. Neyse tırnaklarım bitti. Bayıldım ya. Çok iyi değil mi? Renkli kişiliğimi yansıtsın istedim. Çok iyi değil mi ya? Böyle alışverişim falan da gelmiş. Migros. Sonra kargolarım gelmiş falan. Hepsini birlikte halledeceğiz şimdi. Bekleyin. Bir kendime geleyim. Bir soluklanayım. Arkadaşlar o kadar kararsızım ki ben işte yorulunca böyle oluyor. Şimdi ben bugün Didem'e yazdım. Dedim hani bugün çıkalım mı dışarı falan filan. Ya da işte bana gelir misin? İşleri varmış evde. Üstüne bir de çarşamba günü, çarşamba değil mi? Aynen cilt bakımım var. Hani en kötü o gün o zaman hani görüşelim falan dedim. O da yarın çıkalım dedi. Şu an o kadar yoruldum ki 3.30'da olan randevum çünkü Diana'nın işi uzadı. 4'e sarktı. Ve şu an saat 8'e gelmek üzere. Karnımı doyurursam çökeceğim ve bir şeyler izleyip uyumak isteyeceğim. Uyku düzeni yapmam lazım tekrar, yani bir tık bozuldu. Ya da bu masayı yapacağım. O zaman da yemek çok geç vakte kalacak. Onu da çok istemiyorum. O yüzden şöyle revize etmeye karar verdim. Karnımı doyurup bir güzel yatayım. Yarın da sizinle hem bu makyaj masası hem de dolabın içini falan iyice bir düzenleyelim. Kargoyu birlikte açalım. Sonra ben şu çöpleri falan atayım çünkü. Ay evet. Gucci'nin kokusunu yollamışlar. Bakayım. Ha, bu koku çok tanıdık. Ha mı? Aşırı tanıdık bir koku bu. İnanılmaz gerçekten. Modern Rönesans'ı aldım. Allah. Ya aşk ya. Gerçekten şu an bu moddayım. Şimdi göstereyim. Ya zaten şu iki palet olsun. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok yani. Hiçbir şeye. Ya bu makyaj masasını işte çok güzel yapacağım da bir türlü. Neydi şimdi, dolunay var bilmem nesi. Bitmedi ya. Bitmedi. Aşklarım hoş geldiniz. Evinize inşallah Teala. İnanılmaz ya. Teşekkürler. Bir de şunu göstereyim size. Dedim ya size bu sandalyeler için kılıf aldım diye. İnanılmaz şey bu arada. Bu şeyi paketlemeseydiniz ya. Bunlar, bu grileri aldım. Böyle koymak için bele. Bakayım. Rahat. Şuraları bir toparlayayım, geliyorum. Eh seni be kızım ya. Şimdi bunların hepsini hazırladım. Salatanın yanına böyle bir ufak şey yapasım gelmişti açıkçası. Ne derler? Bilmiyorum daha önce hiç yediniz mi öyle? Çok daha ekstrem bir şey değil de. Minik bir tost yapacaktım ama salatayı bol yaptığım için, ama lütfen ya. Elim kayıyor. Şimdi ton balığı ve son dokunuşu sizinle yapacağım. Hem de size şurayı göstereceğim. Ben normalde salataya mısır falan koyarım ama ağzım sulanıyor şu an. Koymadım bu sefer. Ben galiba aç olunca sinirleniyorum. Bir de uykusuz olunca. Şaşırdık mı?
Aa, size şurayı göstermedim ben. Şunu alayım bir saniye. Baksanıza da burası çok tatlı oldu bence. Bu da ayçiçek yağıyla zeytinyağının şeyi. Şarap şişesi gibi. İnanılmaz iyi. Ve gerçekten damlatmıyor. Teşekkürler. Şimdi son dokunuşu yapıyorum sizinle. Hazır mısınız? Öyle sevdim seni, seni. Delilik bu bendeki. Bu tripoduma bir şey oldu ya. Şöyle bir tutam. Oh. Biraz da tuz. Biraz da limon. Ben ekşi çok severim. Dibinde de bu arada şey var, sürpriz gibi. En sevdiğim olay ya. Bakın, en sevdiğim olay. Şu var ya. Havuçlar. Konuşamadı havuçlar. İnanılmaz ya. Neyse arkadaşlar, ben şimdi bunu öyle bir yiyeceğim ki yani gördüğünüzde açıkçası hiç istemem. Bir şeyler açacağım. Şu Türk dizisi var ya, Netflix'te gündem oldu, konuşamadım. Onu açacağım bir yandan. Allah'ım şükürler olsun ya. Öyle onu izlerken bir yandan da salatamı yiyeceğim. Saat kaç peki? 9. 9. Görüşmek üzere. Ay ama ben size dedim buraya devrileceğim diye. Demediysem de olan tam olarak bu. Devrildim buraya, böyle kaldım. Makyajımı bile temizleyemedim. Kalkacağım şimdi, makyajımı temizleyeceğim ve sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Stranger Things'i izlememiştim. Ya ona başlayacağım ya da bu kuş uçuşu mu ne? Bir tane Türk dizisi var ya şu an bayağı gündemde. O ikisinden birine başlayacağım galiba. Öyle yani. Kitlendi. Neyse, bence yarın görüşürüz çünkü yarınımız Didem'le iptal oldu. Onda dersi iptal olmuş. Çarşıya inmeyecek. Ay konuşamadım. Böğrüme öküz oturdu. Ben de işte yarın dedim ki rahat rahat şu kargoya giderim. Alınacak birkaç şey var. Gelmiş bana. Onları alacağım. Sonrasında makyaj masamı ve dolabımı düzenlerim. Size de bir kısmını dahil ederim. Sonra da zaten cilt bakımı falan var. Öyle geçinip gideriz ya. Ay böyle de bir ablak çıktım. Hiç beğenmedim kendimi. Yatıyorum yani sonuçta. Neyse. Ne haber? İyi, sana ne haber? Bir şey söylemek istiyor musun? Ha, ben mi söyleyeceğim? Evet. Buraları kesme sakın. Videoda mıyız? Evet. Şu an videodasın. Bir şey söylemeyeceğim. İrem Allah belanı versin. Bu arada sana bir haberim var. Ne haberin var? Perşembe günü İstanbul'a geliyorum. Aa, perşembe günü ben yokum ya. Ne oldu? Foton gitti ya. Aa, ne oldu ya? Kontrolüm var bebiş. Kontrolüm var. Beni istemezsin falan, insanlara rezil olmayın falan diyormuş. Evet, geldim. Şimdi kargoları açacağım sizinle birlikte. Bir de şu geçen gün Didem'le çıktığımızda aldıklarımı göstereceğim. Ben ki elbise ve çiçek deseni sevmeyen insan, elbise aldım. İnanılmaz güzel değil mi? Sonra da kestirdim malum. Bodur bir tavuk olduğum için. Kısa olduğum için kestirmek durumunda kaldım. Bir de şu jean, ay jean diyorum. Bunu aldım. Şimdi diğerlerine gelelim. Ya ne tatlı. Şey, böyle şeylere bayılıyorum. Küçük kaybo koymuşlar. Neyse, bu iki yanın şeyleri var ya, askıları, ondan aldım 3 tane. İndirime girmişti. Ya bu o kadar güzel ki. Bakın. Kız ya, bu tripoduma gerçekten bir şey oldu. Ayaklarında birisi çok zayıf, birisi çok güçlü. Neyse. Ya bak, evet işte. Herkesin yazdığı da buydu. Böyle mesela diyelim 2 tane defter alıyorsunuz. 2-3 tane hediye falan yolluyorlarmış. Küçükken bunları patlatmayı çok severdim bu arada. Ayraç. İnanılmaz güzel bir paketleme ya. İşini işte severek ve güzel yapmak. Şimdi şöyle ki, bu limonlu planlayıcıdan aldım. Bunu almamın sebebi de şu bu arada. Bir de şu defteri aldım. Bir dakika, onu da göstereyim. Önce planlayıcıdan başlayalım. Böyle yapılacaklar. Netle lütfen.
Ama lütfen. Sonra bugün işte neler yapıyorsun falan filan. Hedefler, yapılacaklar, notlar önemli ve yarınını not alıyorsun falan. İnanılmaz güzel. Bu da haftalık olan zannediyorum. Ya şurası birazcık ayrılmış. Bu beni üzdü ama hiç önemli değil. Bu da böyle. Şimdi diğerini gösteriyorum size hemen. Bunu da lila ve papatyalı aldım. Ben çocukluğumdan beri yazmayı çok severim. O yüzden bunu almak istedim. Onlar da şunları hediye yollamışlar şunları. Çok tatlı. Neyse şimdi şöyle. İnsan çoğu zaman farkına varmıyor. Yani ben özellikle sürekli işte bir şeyleri planlıyorum. Bugün video, yarın şöyle randevum var. Tamam telefonumda kullanıyorum şeyi. İşte ne derler? Takvimi vesaire kullanıyorum ama yapacağım şeylerle alakalı sürekli kafamda yaptığım için kendimi çok yormaya başladım ve bu bende böyle olması gerekenden daha fazla bir yorgunluk durumu oluşturmaya başladı. Yazmayı da çok sevdiğim için ve bayağıdır yapmadığım için dedim ki neden olmasın? Bu da güzel bir vesile olur benim için. O yüzden bunları aldım böyle düzenlemek için. Çok tatlı ya. Gerçekten çok çok tatlı. Şimdi makyaj masasında falan buluşuruz yine. Buraları düzenlerken ben de bir etrafı toparlayayım biliyorsunuz. Olmayan anksiyetem tutuyor. Kirlilik bir tane. Arkadaşlar dolabı bir düzenlemişim ki yani benim renklilik seviyesi. Neyse burada da elbiseler var askıda ve şu organizerler çok işe yaradı bu arada şunlar. Burada da kalan kısmıyla çamaşırları, çorapları falan hallettim. Pijamalar vesaire. Bu taraf var şimdi şurası ve bunlar oraya gidecek falan filan. Öyle devam ki. Yoruldum mu Allah ne yalan söyleyeyim tek tek. Ama devam böyle evde. Bunları yapmacalı bir gün. Orayı da halledeyim, geliyorum. Sonra da galiba hamburger söyleyeceğim. Ya 48-49 kiloyum habire böyle. Yiyorum, sonra dikkat ediyorum, yine yiyorum falan. Dün de bu arada Stranger Things'e başladım. İnanılmaz güzelmiş ya. Bu zamana kadar niye izlememişim yani. Şurayı halledeyim. Makyaj masasına geçelim. Sonra zaten saat kaç? 8 olmuş. Sonra işte dizimi açarım, hamburgerimi yerim. Oh mis. Arkadaşlar bitti ama ben de bittim. Her şeyi yerleştirdim, koydum. Buralar da dolu. Stok ürünler. Bunlar da dolu. Ondan sonra burası boş. Burada fırçalar falan var. Onlar için ekstra organizer alacağım. Bunları falan oraya koyacağım. Burada da galiba makyaj çantaları falan var aynen. Ama bittim yani gerçekten bittim. 11 oldu. Odayı da düzenledim. Odayı da düzenledim her yeri ama. İnanılmaz güzel oldu size anlatamam. Şimdi yemek söyledim. Yemek yiyeceğim. Stranger Things'i açacağım. Ve keyfime bakacağım. Sonra da duş alıp uyuyacağım. Bu kadar ya açlıktan gözüm döndü artık. Kaçta uyurum, uyuyabilirim asla bilmiyorum. Darlamıyorum yani şu an kendimi. Çünkü sonraki gün İstanbul'a gitmem lazım falan. Yoğun bir tık. Görüşmek üzere yarın. Merhaba. İnanılmaz enerjiyim bugün. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Modumu yakalıyorum tabii. Şimdi şöyle ki Emsoins'e gidemedim. Dün çok yoruldum çünkü yani inanılmaz yoruldum ve uyanamadım. Daha doğrusu uyanamamak değil de çok yakın bir saatte uyandım ve bende şöyle bir huy var. Uyandığımda çok klişe gelecek ama kahvemi içmek zorundayım. Yani kimse beni sabah kahvemi içirmeden evden çıkaramaz. İçmede dayanamıyorum ya kendime gelemiyorum gibi oldu ama gerçekten öyle. O yüzden dedim ki erteleyebiliriz. Yorgunum zaten. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bakın şimdi. Taşlarım geldi. Ya o kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. Ay inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü işin ilginç tarafını söyleyeyim size. Çok güzel bir kokusu var. Ben şimdi taş aldım. Doğal taş. 3 tane. Ve bu taşları aldıktan sonra da rüyamda gördüm. Aa alacağım. Yolluyormuş zaten. Aa ben ne yaptım biliyor musunuz? Renkleri o kadar güzel ki. İnanılmaz. Ya durun şöyle göstereceğim. Bu ay taşı.
Ya lütfen netle. Bu ay taşı şöyle yazılıyor paketin içinde alaçayla. Ben de alaçayı söylemiştim. Bu neydi ya? He, Cebrail. Melek saçı bu. Aynen. Bu da akik. Ay inanılmaz heyecanlıyım ya. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu da akik. Şimdi ben de şöyle bir şey yapmıştım. Ya bunları hem evdeki negatif enerjiyi alsın diye hem de ay tüylerim diken diken oldu. Bu taşlar bana çok iyi gelecek. Bütün yaralarımı saracak. Hem de bu taşları tütsülemek için şey yapmıştım. Alaçayı almıştım ben de. Şöyle. Neyse arada evde yakarım. Aldım artık. Bunları böyle tütsüleyip yakıyorsunuz. Bunları sizinle yapacağım. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Gerçekten uzun süredir herhalde beni bu kadar heyecanlandıran bir şey olmamıştı. Çok iyi. Şimdi ben çok hızlı bir temizlik yapacağım. Çünkü dün evde çok uğraştım ve o gecenin o vaktinde makineyi, şeyi çalıştıramazdım yani süpürgeyi. O yüzden hızlıca bir evi toparlayayım. Sonra bunları tütsülerken falan görüşelim. Arkadaşlar selam. Birkaç saat geçti ama evle uğraştım. Çamaşır az falan filan bir ton işim vardı. Bir de birkaç telefon görüşmem vardı. Demiştim ya size İstanbul'a gideceğim yarın falan diye. Onu erteledim. Benimle alakalı bir şeydi yani. Bir görüşmem vardı. Haftaya erteledim. Ya çok yoğun böyle. Son iki haftadır çok yoğun. Ve artık tükenmeye başladım. Her şeye, her yere sürekli yetişemem. Ve bir müddet sadece evde oturmak istiyorum. Gerçekten hani hiç koşturmadan. Öyle yani. Her şeyi hallettim. Şimdi canım şey çekti. Daha hiçbir şey yemedim. Saat 8.30. Patatesli yumurta var ya, onu çekti. Ve ben onu biraz böyle pizza gibi yapıyorum. Tamamen kaşar peynir dolu. Onu yapacağım. Sonra birlikte taşları tütsüleyeceğiz. Sonra da dizimi izleyeceğim ve yarın Didem'le buluşacağız. Yine sizi de dahil ederim. Öyle kapatırım. Öyle yani, inanılmaz acıktım. O zaman sizin için 2 saniye sonra, benim için 1 saat sonra falan görüşürüz. Sokak röportajı izliyordum da kanser olmamak için, neyse. Bakın böyle oluyor. İnanılmaz iyi. Pizza gibi oluyor. İşte domates salatalık akşam kahvaltısı. Mükemmel. Şimdi yiyeyim, sonra görüşürüz. Ya size bir şey göstereceğim bu arada. Daha önce de göstermiştim. Bu Avon'un dudak yağını da çok sevdim. Ama ya bir tane dudak nemlendiricim olsun ve gerçekten işe yarasın diyorsanız, yıllarca Blistex kullanmış bir insan olarak ben, veya şu beyazı var ya, inanılmaz iyi. Bakın bunu kullandığınızda anlayacaksınız ne kadar güzel olduğunu. Gerçekten bir şans verin. İnanılmaz iyi. Şu tütsü olayını yapıyoruz hemen. Ay inanılmaz heyecanlıyım bu arada. Önce şu şeyleri alıyorum. Ayyyyy. Bilerek böyle giydim ki kolyelerin duruşlarını da görelim. Çünkü takı takmayı severim. Hem de çok severim. Hiç daha önce böyle tütsü de yakmadım. Benimkiler hep böyle çubuk olanlar var ya, onlardan. Şimdi ay şöyle birkaç dakika bekletmemiz gerekiyormuş. Zannediyorum öyle yapacağım. Bu uzun olan değil mi? Çok güzel kokuyor bu arada. İnanılmaz iyi kokuyor. Bunları böyle üstünde zannediyorum tutmam gerekiyor. Hem de evde de bir dolaştıracağım alaçayını. Nasıl ama? Nasıl fikir? Ay çok heyecanlı. Bütün gün bu anı iple çektim. Gerçekten abartmıyorum. Bütün gün işlerimi halledip yemeğimi yiyip bunu yapmak için bekledim. Evet şimdi yakıyorum, hadi bismillah. Hiç böyle yakmamıştım daha önce. Ay ben sevdim böyle alaçayı yakma olayını. Sallama peki. Hipnotize eder gibi. Ve şöyle koysam yanmaya devam eder herhalde. Bunu böyle tutalım. Cidden psikolojik zannediyorum yani. Psikolojik gerçekten bu şu an ama. Böyle sanki bunu böyle yaptıkça ve tuttukça bunun etrafına bir koruma kalkanı örülüyormuş gibi hissediyorum şu an. Ben böyle şeylere çok ilgili ve meraklıyım bu arada. Sönme sönme. Böyle arkadaşlar. Böyle. Durun, taktığımda göstereceğim. Bu bitene kadar şöyle bununla evde dolaşayım, geliyorum. Ay arkadaşlar böyle
takıp takıştıran teyzeler olur ya. Emine Bey. Onlar gibi oldum yemin ederim. Ama o kadar güzeller ki. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel duruyor. Hayret ediyor insan. İnanılmaz güzel ya. Ev şu an var ya, mis gibi ada çayı kokuyor ve bunları bir süre boynumdan hiç çıkarmayacağım. Çok göreceksiniz yani, sadece duşa girerken göreceğim o kadar. Zaten şu akik, bu Cebrail diye geçiyor. Cebrail kolye. Bu da ay taşı. Ay taşı özellikle zaten dolunaylarda takılıyor ama ben bayağı not aldım yani. Hangi taşın ne görevi var falan filan diye. Bakabilirsiniz. Akik özellikle şeyden koruyor. Ay böyle bir sarhoş gibi oldum ya. Bu tütsüyü yaktım falan ya, böyle bir mayhoş bir şey geldi kız. Bir huzur geldi bana. Akik zaten nazardan koruyor. Tesbihte de kullanılan taş. Bu Cebrail şeyden sorularınızın cevabı için. Aynı zamanda o da negatif enerjide koruyucu görevinde. Ay taşı da dediğim gibi. Ya hepsinin inanılmaz özellikleri var. Ama şu an inanılmaz mestim ya. Öyle söyleyeyim size. Ev çok güzel kokuyor. Çok huzurluyum şu an. Gideceğim dizimi açacağım. Ondan sonra görüşürüz. Ya da yarın. Arkadaşlar canım çok tatlı çekti. Ya cheesecake söyleyecektim kendime bu saatte. Ya da böyle bir şey yapacaktım. Ben de dedim ki muz, kivi ve şu bebek her şeyi çözebilir. Üstelik yanında bir de çileğin. Bu yenecekse. Buna aşığım ya. Ya buna aşığım. Bunları yiyeceğim. Üstüne bir de utanmadan bitki çayı falan içeceğim muhtemelen. Sonra uyuyacağım. Taşlarımla birlikte. Şimdi şeyi de açıyorum. Stranger'ı. Hepinize iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Selamlar herkese. Ertesi gün mü, bir sonraki gün mü ne bilmiyorum. Bugün acayip şeyler oldu. Acayipten kastım da şu, hemen konuya giriyorum. Bendeki bilgisayarı hatırlıyorsunuzdur. Belki Asus vardı bende. O da sıfırdı ama 1-1,5 senedir falan benimle. Ve edit vesaire kaldırmadığı için çok. Bugün şöyle bir şey yaptım. Ya çünkü artık editlerimi ben yapmaya başlayacağım. O yüzden Air aldım. Yani şöyle daha doğrusu. Haftada 2 videoya çıkmayı düşünüyorum. Bu Berkan'ı da zorlayacak. Ve kendi işimi en azından acil durumda vesaire yapabilecek durumda olmak istiyorum. 2 videoya çıktığımda da 4 Berkan 4 ben şeklinde düşünüyorum. Öyle. Bir de size demiştim ya, makyaj masam için sandalye söylemiştim. Vivense'den getirmişler bugün ve çok saçma bir şey daha söyleyeceğim size. 100 küsur falan kurulum ücreti verdim. Zor bir şey zannediyordum. Ama olay sadece şu. Yıldız. İnanılmaz gerçekten. Şimdi sizinle onu yapacağız. Cidden öfkeliyim yani biraz. Ülkede neden kimse işini layığıyla yapmıyor? Yani ne kadar zor olabilir ki mesela bir sandalyenin ayağını doğru yapmak? Mesela sizce şu ne? Şu. Hani şurasından dolayı geçmiyor içine. Bunların hepsi geçti. Ama burası asla. Asla yani. O yüzden burada böyle bekliyor şu an. Ve dediğim gibi işte pazartesi gelecekler. Yani hiçbir şey de yapmayacak yani. Ona da 100 küsur lira para verildi. Ben şimdi afiyetle dün yaptığım tavuklu, mantarlı, kremalı penne mi yiyeceğim? Sonra da dinleneceğim. Çok yoruldum çünkü. O yüzden kapanışta görüşürüz. Ya ne zaman kapatırım gerçekten bilmiyorum. Şuranın şu görüntüsü beni o kadar tatmin ediyor ki size anlatamam. O ayağındaki sıkıntıyı saymazsak şurası mükemmel duruyor. Az önce ne kadar video çekmişim, işte dakikalarına baktım. Bayağı bir saate yakın çekmişim. Ve neredeyse bir haftaya yakın benimleydiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kapanış yapmaya geldim. Kanala abone olmayı, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. İroş Bayar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.